verdiğine esasen idi. İlçemiz belediye olmasına rağmen ne bir cami ne bir hoparlör sistemi vardı. O zaman Ankara'dan belediyemize zuhur vakti ve iftar vakitlerini millete duyurmak amacıyla bu siren gönderilmiş. Ve o yıllardan bu yıllara kadar bu geleneğimiz devam ediyor. Tabii ki o dönemlerde def çalan amcalarımız da vardı. Def çalardı, sokak sokak gezerdi, def çalardı şu anki Ramazan davulcuları gibi. Ama o defi çalmalarına rağmen yine millet bu sireni istiyordu ve siren devamlı. O tarihten bu tarihe kadar geleneğimiz olarak devam ediyor ve bunu devam ettirmek de istiyoruz. Çünkü o kadar iç içe olmuşuz ki, o kadar benimsemişiz ki bazı yaşlılarımız siren sesini duymadan iftarı da açmıyor. O kadar benimsemişiz bu geleneğimizi ve biz bu geleneğimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz. İlçe civar köylerde sesi duyulmaktadır. Boruzan bir iftar edilirken sesi duyulur. Bir de sahurda insanlar milleti uyandırmak amacıyla. O da ezanla aynı görevi yapmakta burada. Milleti uyandırma amacıyla çalınır. Millet sahura kalkar boruzan sesiyle. İftar için şey yapar, hazırlıklarını yaparlar. Ondan sonra bir de iftarda çalar şey olur. Günde iki defa. 80 seneden beridir boruzan pervarımızda faaliyet gösterir. Yani bunun tarihçesini tam anlamıyla araştırmadığımız için tamamını bilmiyoruz. Ama bildiğimiz kadarıyla bu böyledir yani.